Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Yeni yamadan sonra bugün sizlere top trajektörü göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğim ürünü de ekranda göstereyim. Saldırıya devam ürünü aldım. Son yamada birlikte Renekton'u az da olsa nerflemişler. Yani Cannon, Rumble, Given gibi şampiyonlar karşı zayıflatmışlar. Büyü direncimiz azalmış. Ve şansıma da karşıma Cannon geldi. Beni bayağı bir dürttü oyun başında. Mecburen kule altında bekledim. Bu maçta Cannon'ı yakalamak için de ihtişamlı olarak hız kesen almayı düşünüyorum. Bak bir dakika, böyle şeyler yaparsanız ölürsünüz ama. Tamam, bunu kestim. Kırmızım var. Gel devam et bakalım. Bir Q atayım buna da. W'm olsa büyük ihtimalle bunu da keserdim. Yotun bence gerçekten bu Renekton'un nöflemesi gerekiyor. Yani altınızdaki bar 50'yi geçikken W basarsanız otomatik rune falan da patlıyor. Rakibin yarı canını falan alabiliyorsunuz. Hadi gel üstüme. Altındaki barı stackledim. Kaçmam gerekiyor. Hayır, Q'sunu yemeyeyim ya. İyi ki ölmedim. Şansım vardı. Normalde base'e gitmeyi düşündüm de çok fazla menü olduğu için vazgeçtim. Yani geri kalabilirdim. Şu anda keser miyim? Denemek lazım ya. Yakınlaşırsa W'ma kilitlersem belki alırım. Şu atayım, alayım. Çok iyi ya. İyi hasarım etti. Riot sözde Cannon gibi şampiyonlara karşı Renekton'u zayıflatmış ama hasarımı gördünüz. Yani Cannon'ın hasarını da gördünüz. Bana çok fazla vuramadı. Şimdi Cannon'ı yakalamak için ilk olarak ocak bağlı baltası almayı düşünüyorum. Bu eşya sayesinde birimlere saldırdığımız zaman hareket hızı kazanabileceğiz. Bir de çizim alayım. Şuradan da bir can alayım. Karşınızda böyle Cannon, Teemo gibi kaçabilen şampiyonlar varsa hareket hızı eşyaları almaya çalışın ki onları yakalamanız kolay olsun. Bakın şu an bunda çizme yok. Yani benden kaçması biraz zor olacak. Üstüne gidip yine AW yapmaya çalışacağım. Uzun süre kapışmayacağım. Dürtüp geriye çıkacağım. Direkt takasa gelmeden önce de altındaki öfke barını steklemem gerek. Yani 50'ye bir geçsin. Onlara şöyle bir saldıralım. Her saldırıda 5 öfke kazanıyoruz. 50 öfke olduğu zaman yeteneklerimiz çok daha fazla vuruyor. Bir tık fazla mı vurdu bana? Hata yaparsa elime yaklaşıp kesmeye çalışacağım şu şekilde. Derken anlamayı beklemiyordum. Güzel sersem bitti. Şu anda fark ettim de benim acilen ilk olarak Merkür almam lazım. Yapma ya. Eyvah. Aynı analizim mi var? Bak, bu kadar da olmaz. Sıkıntı yok. Kendisinde kaldı. Support mu zaten? Az önce fark ettim. Bizim bot lane uzun süredir AFK'ymiş. Nautilus Yasuo ikilisi var. Şimdi Yasuo geldi. Support'umuz yok. O yüzden karşıdaki support lisine etrafta dolaşıyor. Bana gelmesine en başta şaşırmıştım biraz. Böyle bir sersem biteyim. Bir de Q atayım. Bir hasar çıkardım. E yeteneğim geldiği zaman yine aynı şekilde takasa girmeye çalışacağım. Altım öfke barı doldu zaten. Ulti oldu mu şimdi? İlk olarak Merkür aldığım halde Cannon şu anda beni gerçekten zorluyor. Umarım gelmez üstüme. Ulti basıp dalsam mı ki? Aldım şu anda. Gerçekten mi ya? Tuşturma yazık oldu. En başta ölseydi kullanmayacakmış. 3 dakika boyunca bekleyeceğiz. Ben şu anda Cannon'a karşı lane'i kazandım da skor tablosuna baktığımız zaman tüm takım kaybetmiş. Zaten supportumuz geride. Tek ben öndeyim yani. Ben direkt buna dalmayayım. Şöyle bir toplu cemiyonları alayım. Olumsuz düşünmeden, moralimi bozmadan elimden gelen en iyisini yapmam gerekiyor. Yani çabalayacağım. Sonuç belki değişebilir. Supportumuz gelebilir. Belli olmaz yani. Gel bir üstüne gideyim. Dersen meteyim. Bak, ulti olmadı. Ya gerçekten mi ya? Tamam, kill kayında kaldı. Ben normalde toptan devam edecektim de ekomuz topa çıktı. Renekton mid'e gitsen dedi. Yani gitmek istemiyordum çünkü Irelia var. 3-0 olmuş, mahvolmuş, bitirmiş. O zaten geride. Ben de büyü direnci aldım. Odama karşı ne yapabilirim ki? Boş boşuna mid'e geçtim. Ekomuz topa geçti halde öldü galiba şu anda. Ben de şunu bir keseyim mi? Aldım ki. Hız kesenim var. Nereye kaçacaksın? Ben altın verdi. Otitlerikten sonra base'e gittim de Irelia mid'deki herkesi kesti. Bu nedir ya? Bir de FF de veriyorlar. Çok güzel maç. Baksanıza. 3'ü birden verdi zaten. Eko'yu nemide bırakıp da topa geldi. Yani ne yaptıklarını gerçekten anlamıyorum. Hadi yavaşlattım. Yap bir şeyler. O kadar yeni kullandın. Nereye mi bekletiyorsun gerçekten? Al onu ya. Güzel. İkisi de bende kaldı. Hadi çek şunu, bir dalalım. Hadi Yasuo. Nasıl oldu? Alabiliriz.
Şöyle keseyim, çok iyi oldu. Hadi kurayı da açalım. WTN'im gelse şu an Twitch'i de keserdik. Ben dönebilirim bir anda. Aldım. Çok iyi hasarım var şu anda ya. Nomadik kuleyi aldıktan sonra base'e gidecektim de. Hazır ejder varken bunu da alalım. Zaten ilk ejderi karşı takım almış. Kayan değişiyor şu anda. Umarım hemen alabiliriz. Bunu aldıktan sonra artık zorlamayı düşünmüyorum. Hemen base'e gidip ikinci olarak karabalta bitireceğim. Ya bırak işte ya. İki bitkinlik attınız. Ben dönmeyeceğim buna. Kessinler. Ben şu anda çok kasıldığım için karşı takım beni kesmek için oynuyor. Onu fark ettim. Kayn'ı yakalar mıyız? Kennen da varmış. Aslında deneyebiliriz ya. Tamam. Ultim var. Nasıl alacağız? W'mun gelmesi gerekiyor. Bunu da alırız. Ama kaçacak gibi duruyor ya. Kaçma buradan. Bak olmadı şimdi. Arkada Irelia varmış. Bence gitmesin oraya. Alacak onu. Yani demiştim. Oo. Bunlar da beni aldılar. Şimdi Baron'a girecekler. Şu anda Kennen 0-6 olsa bile diğerleri bizi yok ettiği için oyun otomatik gidiyor. Hadi kestik bak kule altında. Oh çok iyi altın verdi ya. Tamam bunu da aldık. Çok iyi. 3'te 3 atmış oldum. Umarım karşı takım hep böyle hata yapar. Yani kule altı da aldıkları zaman gerçekten kesmek kolay oluyor. Şimdi 3. ayakta Sojin aldım. 4. ayakta Ölümün Dansı'na gidelim. Chat'ten Yasuo'nun yazdığına baktım da farm salın iten çıkayım demiş ve yenler ölmüş. 1'e 9 oldu, 70 ban var. Üzüldüm adama ya, buraya bir yardım lazım. Nasıl tutacağım ki ben şimdi bunları? Twitch'i keserim, nereyle beni alır. Bir anda yaklaşmak istemiyorum. Bak yemlemiş beni. Eko kesmen gerekmiyor bunu ya. Güzel, yine ikili bende kaldı, iyi altın verdi. Irelia benim şu anda gücümün farkında olduğu için sürekli bana fokuslanacak. Büyük ihtimalle buraya da gelebilir. Evet geldi arkadan. Şuradan bir çıkalım. Yanın gelmese ben bunu alırdım ya. 11-2 böyle kasılmış bir el olmasa şu anda oyun bizdeydi. Standayım şunu. Çok iyi. Toptan da ittireyim. Bu maçta ben de çok kasıldım yani 16 levelim ama bizim mod AFK kaldığı için levelde girdiler ve sürekli Yasuo da öldüğü için karşı takım kasılıyor. O yüzden tek benim kasmam çok da işe yaramıyor. Ama moral bozmak yok yani bir şekilde çevirebiliriz çünkü nereden nereye geldi oyun. Birazcık daha karşı takım hata yaparsa büyük ihtimalle maç bizde olacak. Zorlayalım bence. Şu an bende Ölümün Dansı da var. Base'den gereken aldım. Söylemeyi unuttum. Şimdi son eşya olarak da Strike alacağım. Buna sıvışma falan da verecek. Kalkan da verecek. Hadi keselim birisini ya. Bu kadar geldim. Çok iyi. Ultisi gitti. Atorius. Anla şunu. Alırsınız değil mi onu? Yardımcı olmak istedim. Üstüme Q atsaydı büyük ihtimalle ölecektim. Hadi hemen şu kuleyi de açmamız lazım. Arkadan büyük ihtimalle Kayn gelecek. Yanını da gördüm. Amur Kennen geliyor. Ultisi var galiba. Ya gerçekten mi? Ultim şimdi geldi ama. Yukasçı bu Kayn'dan kaçmanın tek yolu Strike bitirmek olacak. Yani az önce bir kalkanım olsaydı büyük ihtimal hayatta kalacaktım ve sonra ulti basıp can kazanacaktım. Hadi geliyoruz. Büyük ihtimal zıplatacak beni. Nasıl alacağız? Sanki girmesek daha iyiydim ya. Ne oluyor burada? Ben anlamadım da. Ulaşımı kullanmak zorundayım. Umarım Twitch'in zehrine gitmem. Baron gitti şu anda. Acaba yetişebilecek miyiz? Yok yetişemeyeceğiz. Gitti. Tamam denemeyelim. Atorius ne yapıyorsun orada? Yasuo da orada. Gitti galiba şu anda maç. Ben de mi gireyim? Ben de öldüm ki.
Rol bir takım oyunu olduğu için yapabilecek çok fazla bir şeyim olmadı. Sağlık olsun diyelim, kaybettik. Oyundaki en yüksek hasar bende olmasa bile 36K yakın hasar vurmuşum. En çok hasarı da İrel'e vurmuş. 55K vurmuş, gerçekten fazla. Bir de ben de 60K yakın hasar tanklamışım. Yani bizim supportumuzdan çok daha fazla. Bence elimden geleni de yaptım. Oyunu kaybetsek de benim açımdan sıkıntı olmadı. Nerf'li bir şekilde Renekton'un kendine karşı ne kadar güçlü olduğunu tekrardan görmüş oldunuz. Son olarak değerli video hoşunuza gittiyse ve bana da destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanalda abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.